Merhaba arkadaşlar. Taş duvar ustalarının yanına geldim yine. Bakın yağcılığa hevesli olan kardeşimiz ustanın arkasında, makinenin altına girmiş, arkasına girmiş de koltuğun arkasına. Makineyi öğreniyor. Bakın ustasının arkasında takip ediyor nasıl yaptığını. Ustalarımız da işi bayağı kolayladılar. Epey bir kilometre sarf ettiler. Bakın o tarafta da çalışma devam ediyor. Bakın ustamız 0-0'ına durmuş gazlı kanalın kenarında. Ama işte burada bilinçli olmak lazım. Zemin ıslak zemin. Şevli kazıldığı için göçme olmadığına güvenerek ustamız yaklaşmış yanına. Ama dikkat etmek lazım tabii bu konuda. Hemen öyle bilir bilmez dalmak iyi olmaz. Allah göstermesin. Paletin durduğu yer bu tarafta mesela şu pozisyonda yük aldığı kısım. Makineye fazla yüklenmemek lazım. Sağ palete çok yük bindirmemek lazım. Ustamız da bakın benim söylediklerimle birebir örtüşen aynı şeyi yapıyor şu anda. Burada kovayı çok dolduracağım diye zorlayıp makineyi bu tarafa çektirmemek lazım. Aksi takdirde paletin göçüp makinenin bu tarafa yatmasına sebep olabilir. Yani şimdi çok hevesli kardeşlerimiz var. Diyorlar işte öğrenmek istiyorum, nasıl öğrenebilirim, nasıl şey yapabilirim. Arkadaşlar çok şeyleri var. Hepsi yeri geldikçe anlatılacak şeyler. Her zaman aklımıza gelmiyor. İşte mesela burada yeri gelmişken bunu anlatıyorum. İşte hani her zaman dediğimiz olay nedir? Sadece levye tutmakla, kamyon doldurmakla olmuyor iş. Duvarın dibine çok yanaşıyor ki şurada toprak kalmasın. Bakın tertemiz almış gelmiş. Duvarın dibine toprak kalmasın diye duvarın dibini görebilmek için sıfırından gidiyor. Ama duvarın da göçeceğini hesap ederek ne yapıyor? Makineye fazla yük vermeden, paletleri çok zorlayıp fazla yük bindirmeden, bakın icap ederseniz yarım kovayla dönüyor ki bir sakatlığa mahal vermemek için. İşte yeri geldiğinde anlatacak bir sürü inceliği var. Birden hepsi, her şey aklımıza gelmiyor. Ama yeri geldiğinde, aklımıza geldiğince anlatmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Şimdi burada kanaldan karşıya geçme şansım yok. Geçebilseydik aslında oralardan da çekim yapardık ama artık bu sefer de anlatmak istediğimiz konuya ulaşmış olduk. Bu manayla. Buradan da görüntü aldık. Hem de anlatmak istediğimizi anlatmış olduk size arkadaşlar. Nasip olursa yakında bir kamera daha alacağım arkadaşlar. Daha iyi görüntüler alabilmek için. Daha değişik görüntüler alabilmek için sizler için. Bir hesaplarımız var. Onlar tutarsa inşallah bir kamera daha alıp daha güzel şeyler yapmayı düşünüyorum. Nasip bakalım artık. Evdeki hesap çarşıya uyarsa, bozulmasa hesabımız, kitabımız. Öyle bir niyetimiz var. Geçtim kanalın diğer tarafına arkadaşlar. Buradan görüntü almasam olmayacaktı. Buradan da görüntü alayım dedim. İleride az bir yer varmış, oradan geçebildik. Diğer Volvo'nun da görevi çıktı. O da öbür tarafa gidiyor. Kolay gelsin. Sağ ol, sen nasılsın? İşte bakın paletleri görüyorsunuz arkadaşlar. Kanalın hemen dibinde. Dediğim gibi böyle yerlerde çalışırken burada kanalı boyuna temizlediği gittiği için ustamız mecbur şekilde durmak zorunda. İmkan olsa, tek nokta olsa paletleri dikine getirir ama onu da her seferinde yapmam mümkün değil. Çok zaman alır.
Ama paletleri dikine de getirseniz duvarın dibini görmek zor olur. Bu şekilde hem duvarın dibini rahat görebiliyor, hem de işin seri olması açısından hemen orayı temizlediği zaman hemen ileri alıp işini yaparak gidiyor.